Şimdi kredi Bakalım. kartında şartlar değişti dün biraz anlattınız ve aslında kredi kartının kullanımına ilişkin de konuşalım dediniz. Bir banka üzerinden başlayalım yeni şartlar neler? Olur. Şimdi kredi kartı aslında ekonomide kayıtlı ekonominin en önemli unsurlardan birisi. Niye? Biz şimdi biliyorsun gidiyoruz bir alışveriş yapıyoruz. Nakit nakit kraldır aslında nakite olan kraldır. İstediği pazarlığı yapar ama şöyle nakit verirsiniz karşında bir fiş almayabiliyorsunuz. Biliyorsun değil mi alışveriş yaparken işte nakitle alışveriş yaptığın hı hı. zaman bunu bu kayıt Işık kalabiliyor ama kredi kartıyla alışveriş yaptığın zaman ya da banka kartıyla alışveriş yaptığın zaman mutlaka kayıt içine giriyor. O yüzden de kredi kartı ve banka kartıyla alışveriş kayıtlı ekonomi için çok önemli. Ee, o yüzden de kullanmalıyız. Yani mesela e, özellikle marketlerde işte fiyatlar biliyorsun hani bu e, alışveriş psikolojisi gereği 4.99, 3.98, 5.97 filan şeklinde. Ama kasaya geldiğinizde o yuvarlanır yukarıya. Kimse size kuruş... Para üstü vermez. Aslında istememiz lazım. Biz istemedikçe fişimizi paramızın... Fişimizi de istememiz lazım. Fişimizi de istememiz lazım. Paramızın değerinin artmasını istiyorsak o kuruşları istememiz lazım. O başka bir mevzu bir gün konuşalım. Ama siz kredi kartıyla ya da banka kartıyla, yani maaş kartıyla diye herkesin anlayacağı bir dilden, alışveriş yaptığınız zaman 5.99 ödersiniz ve o kayıt içine girer. O yüzden de kredi kartı bu anlamıyla... Kayıtlı ekonomi için çok önemli. Ama bizdeki kullanım e, nasıl? Hepimiz e, kendimi de katarak söylüyorum. Hı hı. Bedava alışverişin bir aracı gibi görüyoruz. Hı hı. Yani onu, onunla alışveriş yaptığımız zaman sanki, sanki bedava alışveriş, evet, para harcamıyormuş gibi. Bu psikolojiyle de sonunda da e, bazı felaketler oluyor. Şimdi yeni e, dönemde 25 binin altındaki limitteki ki çoğunluk burada. %20'de kaldı. Yani siz 1000 liralık alışveriş yapmışsanız asgari ödeme tutarınız 200 lira olacak. Ama 25 bin liranın üstündeyse kredi kartınızın limiti orada %40'a çıkartıldı. Orada da 400 lira olacak. Ee, şu rakamlar çok önemli. Alalım. 88 milyon kredi kartı var. Kredi kartı kullanan... 88 milyon. Evet, 88 milyondan fazla. Kredi kartı kullanan yaşı düşündüğün zaman yani 18 yaşın üstünde diyelim. Hı hı. E, baktığın zaman herkesin cebinde 2-2,5 iki, iki tane Kredi kartı var demektir. Plastik bir hayatımız var. Aşağıdaki de maaş kartı, 153 milyon, 154 milyonda banka kartı var. Yani hepimizin bir iki bankada hesabı var, hepsinin kartları var. Dolayısıyla ee, rakamlar büyük boyutlarda ve kredi kartı yani plastik hayat aslında hayatımızın içinde. Hı hı. Peki ne yapmalıyız? Hızlıca söyleyeceğim. Ödeyebileceğimizden fazla harcama yapmayacağız. Yani ben eğer e, sağlıktır, şudur budur böyle bir sıkıntı yoksa bu ay şunu öderim dediğiniz noktada harcama yapın. Hı hı. Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını mümkünse borcun tamamını, tamamını ödeyin ki faizsiz bir kredi kullanmış olun. Gelen ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın. Hı hı. Kartınızdan sakın nakit çekmeyin. En tehlikelisi bu. Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkıyoruz. Bu çok daha tehlikeli. Burada bir sarmala düşüyoruz. Bankaya değil, eşe dosta de borçlanın. Bu da benim tavsiyemdir. Taksitli alışverişi ayrıca kredilendirmeyi. Bu ne demek? Taksitli alışveriş yapıyoruz yani. Kredi kartına 10 taksit. Kredi kartına 10 taksit yapıyorsunuz. 1000 liralık bir ürünü ayda 100 100 ödeyeceksiniz. Evet. Ama siz asgarisini ödediğiniz zaman o aydaki 100 lira ne oluyor? Faizleniyor. Aldığınız taksitli o 1000 liralık ürün de çıkıyor 1500 2000 lira. Bu e, bununla yani, ilgili şöyle bir şey soracağım bu arada. Bu onunla ilgili değil zannediyorum. Taksitli bir ürün aldığımızda fiyatı değişiyor. Nakit aldığımızda değişiyor. Bu o değil. Bu o değil. Şimdi Nasıl? siz gittiniz bir buzdolabı alacaksınız. Tamam. Cebinizde diyelim ki buzdolabı 1000 lira ama cebinizde 1000 lira yok. Kredi kartının böyle de bir faydası var. Onu 10 on taksitle alabiliyorsunuz. Evet. Böylece buzdolabını almış olursunuz. Tamam. Ayda 100 lira ödeyeceksiniz. Hı hı. Siz ayda 100 lirayı ödeyin. Ama ne yapıyoruz biz? O 100 liranın da... 40 lirasını ödüyoruz. Hmm. Kalıyor 60 lira. Yani taksiti de kredilendiriyoruz. Asgari tutarlıdır. Bir de ona ödüyor. faiz. Bir de ona faiz ve ücret ödüyoruz. E, ayrıca alışverişinizi taksitlendirelim diye teklifler geliyor bankalardan. Evet. Hiç kimse bedava hizmet vermez. Dikkat edin. Önemli bir mesajdı. Çok teşekkür ediyorum. Bugün birlikte noktalayacağız. Bu saat diliminde bir saat başında devam ediyor olacağız.